الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد التاسع والأربعون قرد خزن جدرس في الإقتصاد في الطاعة يعني لا تمل النفس يعني يعني لا تمل النفس نفس سقم مصيشن بقم مصيشن وصمم مصيشن saatte iktisatlığın orta yolunu davranmak. Nasıl yani örnek verecek olursak her gün oruç tutsa insan bunu belli bir yere kadar götürebilir. Ondan sonra bedeni düşebilir. Gece hiç yatmayıp sabaha kadar ibadet etse bunu bir gün iki gün yapar. Ondan sonra bir hafta yatar. Onun için nefsin canının e, kaldırabileceği, yüklenebileceği orta derecede orta yol. Hayır umuri avsatuha. Yani her şeyin hayırlısı ortasıdır. Yani orta. Ne çok az ne çok aşırı. Kâr Allahu Teala Hazreti Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede yuridullahu bikumul yusra. allah Teala size kolaylığı, takfifliği irade ediyor, istiyor. Ve la bikumul Allah Teala size zorluk çıkarmak istemiyor. Yani bir imtihan var bir imtihan var. E, ee, allah Teala imtihandan başarılı gelmesini istiyor. Yani öğretmen imtihan yaptığı zaman öğrencilerin başarılı gelmesini istiyor. Ama imtihandan önce de birinci sorunun cevabı şudur, ikinci sorunun cevabı da şudur demiyor. Yani ödevini veriyor. Bunları çalışın ve imtihanın da başarılı gelin. Onun için allah Teala yani bu durumlarda istediği, insandan istediği ona zorluk çıkarmak değil. Bilakis ona hafiflik çıkarmak, ona kolaylık çıkarmaktır. Onun için mesela hani buna benzer mesela teemmüm, yani Allah-u Teala ki illa abdest olacak, abdestten olmasa kabul etmiyorum. E, teemmüm olmasaydı millet zorluk olacaktı. Ama Allah-u Teala hafifliği murat etmiş. 1535. hadis-i şerif, ve Ravı Şeyh'an İmam Bukhari İmam Müslim rivayet ediyor. Hani Seyyide diye Ayşe'te Hazreti Ayşe annemizden radiyallahu anha Allah ondan razı olsun. Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem دخل عليها bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemizin yanına geliyor. Ve indeha Ayşe annemizin yanında bir imraatun bir kadın var. Kale Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Men hazihi? Kim bu kadın? Bu kadın kimdir?" Halid Ayşe annemiz diyor ki Hâzi Burada falan kez diyor. Burada ismini söylememesi belki de onun aybını örtmek için. Yani e, yoksa ismi biliniyor. Ama Hazreti Ayşe annemiz e, belki de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini söylüyor ama burada ismini bilerek yazılmamış. Hâzi bu falan kestir. Tezkuru min salâetiye yani ne kadar namaz kıldığını falan anlatıyor bana. İşte işte namazlarını anlatıyor, gece yaptığı ibadetleri falan yapın diyor. Demek ki biraz e, bu sahabe annemiz yani fazla yapıyormuş yani öyle anlaşılıyor. Kale Peygamber Efendimiz Aleyhisselam me yeter bırak diyor. E, onu bırak. Aleykum bima tutihun. Sizin üzerinize düşen nedir? Yapacağınız şey bima tutihun. Yani devamlı yapabileceğiniz bir şey olsun. Yani mesela mesela hani annemiz bunu bunu anlatmışsa işte bu gece bin rekat kıldı. E bin rekatı bir gece kılarsın sonra bir yere yatarsın. yani onu bırak. Yani bu demek ki hoş olan bir ölçü değil. Aleyküm bime tutikun. Sizin yapabileceğiniz ölçüde olsun. Ve vallahi Allah'a emin olsun ki sallallahu aleyhi buyuruyor. La yemellallahu. allah Teala ee, sıkılmaz, usanmaz. Hatta temellüsü sıkılıp usanıncaya kadar. Yani siz ne kadar kılmaz kılsanız Allah Teala hayır yazar. Ama siz ne yaparsınız? Sizin vücudunuz dayanmaz. Yani gece bir dikkat mı kalabilir? Ondan sonra kaldı mı da bir hafta yatar bu sefer hiç kılmaz. Onun için yer bir hadis-i şerifte Ahabbul amel amellerin en sevilmesi Allah katında muhe devamlı olandır ve in kalle az da olsa. Yani bir gece yüz rekat kıl sonra bir ay hiçbir şey kılma. Onun yerine her gece efendim iki, iki rekat, dört rekat namazın olsun. Her gece olsun ama o daha hayırlı doğur. Bin beş yüz hadis-i şerif ve kâne din ileyhi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü dinden en çok sevdiği neydi? مَا ve وَمَا صَاحِبُ aleyhi O kişinin onu devamlı yaptığı şeydi. Yani bin rekat namaz demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği bu değildi. Çünkü niye? Çünkü devam edemez bu adam, bunu devam edemez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü neyi seviyordu? Devamlı yapılan şey mesela pazartesi, perşembe oruçlar. Her gün oruç tutsa tutamaz. Bu devamlı olacak bir şey değil. Onun için daha makbul ondan neydi? İşte pazartesi, perşembe, 13, 14, 15 kameri aylardaki günler. işte diğer o kandil günleri dediğimiz efendim onlar onlar tutulur. Yani sünnet oruçlar zaten bellidir. Kandil'de yani şüphede kaldım çünkü kandil orucu her kandil için geçerli değil. Onu da söyleyeyim. Her kandil için geçerli değil. Evet demek ki 1536. hadis-i şerif 1535'i destekler niteliğinde bir hadis-i şeriftir. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o kadının o yaptığı gece yaptığı o yaptığı ibadetleri namazları bir nevi 1536. hadis-i şerifte ee, en sevimli din bakımından en sevimli neydi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında? Mâde ve mâ aleyhi sahibi kişi ne kadar ona devam etse onu uygulanacak bir pozisyonda olması ve uygulanması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve daha hoşuna giderdi. 1537. hadis-i şerif din Yusrun Din kolaylıktır. Yani Allah Teala bize yapamayacağımız bir şeyi bize yüklememiştir. Yani beş vakit namaz kılınabilecek bir şeydir. Oruç tutulabilecek bir şeydir. Bunlar e, Allah-u Teala e, bize rahmet etmiş, merhamet etmiş. İsteseydi e, zorlardı. Derdi ki bir hafta içmeyeceksiniz, içmeyeceksiniz. Yapmayanı da cezalandırırdı. Ama allah Teala bize rahmet etmiş, merhamet etmiş. Bize yapabileceğimiz bir şey, yapabileceğimiz şeyleri bize emretmiş. Onun için sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki din yusrun din kolaylıktır. Ve len din ahadun illa galabahu. Yani dinle kim yarışırsa illa ki din onu yener. Hani sen ne yarışacaksın? Her gün bir rekat namaz mı kılacaksın? Sen yenileceksin. Onu yapamayacaksın. Her gün her gece sen onu yapamayacaksın. Sen diyeceksin ki oruç tutmak güzeldir. Her gün oruç tutayım. Onu da yapamayacaksın. Sen dinle yarışırsan din illaki sen, seni yener. Onun için nedir bizim yapmamız gereken? Fesed fesed yani doğru insan doğru olsun. Ve yani fesed doğru olsun. Vakaribu, yaklaştırsın. Ve efşuru müjdelesin. Ve sta'inu bir de yardım dilesin. Bil hudveti ve rohati ve şeyin minel duliceti. Evet Demek ki yani dinle yarış olmaz. İnsan dinle yarışırsa illa ki din onu yener. İnsan bir konuda kendisine vesvese yapmasın bir şey ee, Vesvesenin sonu yok. Ee, ne kadar vesvese giderse vesvesenin onu ne yapar? Bir yerde vesveseyi durdurması lazım ee, ve ibadetine yani yoluna bakması lazım. Madem ki din onu galebe edecek o dinle yarışamaz o zaman e, if fesedüdu ifrat ve tefikten kaçıp orta yolu elden bırakmamak lazım yani çok aşırıya kaçmadan orta yolu Efendim elden bırakmadan insan orada yürümesi lazım ve hep şuru müjdeleyin vatain Bil bilgadveti ve ruhati ve şeyin mined dulceti. Bunlar vakitlerdir. Gadve, ruhe, dulce. Bu üç vakittir. Bu bu zamanlarda Allah'a ibadet etmek belki de insanı daha çok ibadete yaklaştırır. Gadve, gün, neharın, gündüzün evveli. Ravha gündüzün ahiri. Dülce ise gecenin sonu. Bunlar ibaret yapılacak vakitler. Ee, gadve evvelun nehar. Ravha ahirun nehar. Dülce ahirun leyl. Gecenin sonu. Evet. الدرس الخمسون اللي درس في المحافظة على السنة وآدابها والنهي عن البدء في المحافظة على سنة السنة وآدابها بدء والله المحافظة دوام والنهي عن البدعة ve bir men etme ondan uzak durma. Bunlarla ilgili ayet ve hadisler. Sünnetin adabının ve uygulanmasının muhafaza edilmesi bir attan da uzak durulması. Allah Teala Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ve me'ataykumur rasul peygamber size neyi dediyse, neyi verdiyse fehuzuhu onu alın. Ve me'nehaykum anhu neyden de sizi alıkoyduysa, vazgeçirdiyse fentehu ondan da uzak durun. Yani Hz. Peygamber bize namazı, orucu, haccı, zekatı onları al. İşte menhekum anhu zinayı, içki bunları bize de nehyettiyse ondan da uzak dur. Burada demek ki biz dinimizi kimden öğreneceğiz? Hz. Peygamber'den öğreneceğiz. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Rasuldur. Yani Allah'tan aldığı vahiy mesajı e, ee, insanla insanlara tebliğ ediyor. Diğer bir ayet-i kerimede Kulün kuntum de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana uyun yani Allah'ı seven yolu Hazreti Peygamber'e uymaktan geçer. Yani Allah'ı seven kişi ne, yap ne, yapacak? Namaz kılması gerekiyor. Allah-u Teala bunu, bunu istiyor. E bu namazı biz nereden öğreniyoruz? Kur'an'a, Kur'an kime gelmiş? Hz. Peygamber'e. Velhasıl yani peygamber, peygambere uymadan Allah'ı sevemezsin. Onun için eğer Allah'ı seviyorsan peygambere uyu. Bunu kim diyor? Ayet diyor. Eğer böyle yaparsan yuhbibkumullah o zaman Allah da seni sever. Ve lekum günahlarınızı bağışlar. <laughs> Bu çok güzel bir ayet. Kulün <laughs> kuntum İn kuntum tuhibbun Allah eğer Allah seviyorsanız fettabi'uni bana uyun. <smira> o zaman Allah da size ver ve günahlarınızı bağışlar. Ve kâle diğer <bekliyor> bir ayet-i kerimede lekad kâne <legislature> Sizler için muhakkak ki Allah'ın Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem'de güzel örnekler vardır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı nasıldı Hazreti Ayşe annemize. Peygamber'in fırsatlarıyla buyurdu ki Kur'an'dı. Yani bir nevi Kur'an, Kur'an'ın insana bürünmüş haliydi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için, onun bütün e, her durumunda bize örnekler vardır. Yani nasıl yemek yemesinde, işte efendim nasıl yatma, yat, yatışında, nasıl kalkışında, her şeyinde, abdest alışında, e, akraba ilişkiyi, karı-koca ilişkiliği bizim için sallallahu aleyhi ve sellem örnektir. Ee, ve bu örnekliği de e, kim hani dikkate alır? Limen kana yercullah <laughs> yevmel Allah'ın Allah'ın Allah'a iman eden ondan bir şeyler uman, Allah'tan cennet cennet mağfiret, rahmet, merhamet uman. yevmel <laughs> ahir, <laughs> ahiret gününe inanan kişi için Peygamber Musa sallallahu aleyhi ve sellem örnektir. Ve <laughs> kâle diğer bir ayet gelmede kerimede ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima bu ayetler Hazreti Allah Celle Celalü Peygamber Efendimiz e ne kadar kıymet verdi ne kadar değer verdi hani Allah seviyorsanız bana uyun Allah da sizi sever ee, size Hz. Peygamber'de örnekler vardır ve bu, bu ayet de çok güzel. Ee, Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ile ilgili Allah-u Teala ne buyuruyor? فَلَا وَرَبِّكَ Yani Rabbine yemin olsun. لَا يُؤْمِنُونَ iman etmezler. Hatta ta ki yuhakkimu keseni hakim kılacaklar. فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ O kendi aralarında ihtilafa düştüğü konularda. Yani aralarında bir sıkıntı, bir durum, bir ihtilaf var. Onlar bu meselelerin halli, çözümünü için ne yapılacak? Gelecekler Peygamber Efendimiz sallallahu ve yanına gelecekler. Diyecekler ki ya da, efendim bizim böyle bir ihtilafımız var. Ee, anlaşamıyoruz. O A diyor, o B diyor. Yani bir zıtız. Ee, ve seni hakem olarak tayin ediyoruz. Ee, sen bizim aramızda hakemlik yap. Yetmiyor. Bu yetmiyor. Sonra La yecidû görmeyecekler fi enfusihim kendi işlerinde haracen bir darlık bir zorluk mimme da senin vermiş olduğun hükümde yani sen birisine hüküm verdin haklıyı işte falan kez gördün o falan kesin kalbinde tık geçmeyecek o kişinin kalbinde o kavm olsun topluluk olsun o senin vermiş olduğun hükümde efendim göğsünde bir darlık bir sıkıntı kesinlikle geçmeyecek o yüsellimu teslime ve e, işte yani dinledik, itaat ettik e, deyip o şekilde sana teslim olacaklar, e, nasıl yapmış? İçlerinde bir sıkıntı duymadıkça ve tamamen teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Demek ki aralarında hakem olarak tayin etmeleri yetmiyor. Seyyidi Hakim olarak tayin ettikten sonra da sana ne hüküm verdiysen, ne karar verdiysen onların kalplerinde herhangi bir şey geçmeyecek. İşte Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'e o kadar yani önem ve kıymet veriyor. Ee, kesinlikle e, sallallahu aleyhi ve sellem'in de zaten kuma يَنْتُغْ hava, O hevasından konuşmaz sallallahu aleyhi ve sellem. O konuştuğu her şey, onun da bir dayanağı. yani Allah'tan aldığı bir dayanağı vardı ki onu söyleyeceğiz. Onun için yollar mesela hani ee, Kur'an Allah'ın vahiy, e, sünnet ise yine e, Allah'a dayanan ama vahiy dışı yani peygamber efendimiz açısından ozulmalarıdır.